Tekrar merhabalar. Ankara Nordkap gezimizin bu bölümünde Norveç'teki ikinci gecemizi ve Oslo şehir merkezi Belgadoy adasındaki kültürel faaliyetlerimizi sizinle paylaşacağız. Gezimizin bir özetini burada sizinle paylaşıyoruz. Karavanla ilgili yaşadığımız tecrübeleri de yazılı olarak her bölümde sizinle paylaştık. Burada da çamaşır, kişisel bakım ve duş imkanları ile ilgili tecrübelerimizi bölümün sonunda size aktarmış olacağız. Norveç'teki ilk gecemizi Oslo Vigeland Park'taki otoparkta geçirmiştik. Burası çok güzel bir yer, tavsiye edilir. Daha önceki videomuzda bundan bahsetmiştik ama otopark ücreti pahalı olduğu için sabah 8 olmadan buradan ayrılmak zorundaydık. Amacımız Norveç şehir merkezini gezip güneye doğru gitmek. Öncelikli hedefimiz Belgadoy Yarımadası'nı gezmek. Burası yerleşimi olan ve kültürel faaliyetlerin olduğu bir yer. Birçok müze var. Bunlardan bir tanesi Frey Müzesi, Kontiki Müzesi, Norveç Denizcilik Müzesi, Viking Müzesi, Norveç Kültürel Tarih Müzesi. Bu ada gerçekten müzelerle dolu. Fakat Viking Müzesi kapalı oldu ve 2026'da açılacağı için giremedik. Diğer yerlerde de aslında pek girmeyi düşünmedik. Çünkü Kontiki olsun, Denizcilik Müzesi olsun, hepsine girdiğimiz zaman ailece bütçemizi bayağı sarsıyordu. Ve genel olarak, prensip olarak da bu tür etnografik, kültürel müze girişlerini pek öngörmedik. Ücretsiz olduğu takdirde tabii değerlendirdik. Burada Kontiki'nin müzesi var. Burası ahşaptan yapılmış bir, hasırlardan yapılmış bir tekneyle denizcilik macerasını anlatan önemli bir yer. Ayrıca Viking batık Viking gemisinin sergilendiği büyük bir müze de var. Ücretler yansıda belirtiliyor. Burada feribotla Oslo şehir merkezine de gelinebiliyor. Bununla ilgili daha sonra başka bilgilerde paylaşırım. Çünkü normal arabayla geldiğiniz takdirde kahvaltı dahil çok uygun fiyatlarla feribot seferleri mevcut. Normal arabayla geldiğiniz takdirde Almanya'dan ve Danimarka'dan buraya uygun fiyatlı feribot seferleri var. Hatta kahvaltı dahil ve kameralı. Hafta sonu kaçamakları için gayet güzel. Gayet ekonomik olduğunu görmüştük ama karavan için böyle bir fırsat yok. Bir sonraki hedefimiz bu müzeler bölgesinden sonra Norveç Tarihi Kültürel Müzesi'ne gittik. Bu müze de ücretli. Saat 11'de açılıyor. Fakat çocukları ücretsiz olduğu için müzeyi oğlum gezdi. Biz dışarıda otoparkta zaman geçirdik. Dediğim gibi prensip olarak zaman ve ekonomik nedenlerden dolayı bu tür müzeleri pek para ödemek istemedik. Çünkü bütçemizi bayağı sarsardı. Oğlumun izlenimlerini, müze izlenimlerini çektiği fotoğraflarla sizinle de paylaşmak isteriz. Müze aslında kapalı bir müze değil, açık hava müzesi şeklinde de tasarlanmış. Burası aslında eskiden bir yerleşim yeri. İçerisi gayet güzel, biz de fotoğrafları görünce anladık. Tipik Norveç evlerini yansıtıyor. Fakat biz bunu ileride yaşadığımız tecrübelerde bunun gibi birçok yer görünce aslında müzeye de pek girmenin ihtiyacı olmadığını düşündük. Fakat zamanı ve bütçesi olanlar için tavsiye edilir. Şimdi küçük bir turla müzeye gezelim.
Buradan ayrıldıktan sonra Akershus Kalesi ve Norveç şehir merkezini gezdik. Aslında karavanımızı bir yere park edip gezmek bize çok cazip gelmedi. Çünkü Norveç'in içerisinde gezmek, arabayla gezmek daha iyiydi. Biz karavanla gezdik. Fakat karavanla gezmek de biraz zor. Çünkü tramvay yolları, yolların bazı yerleri kapalı, bazı yerleri açık. Her taraftan girip çıkamıyorsunuz. Yani girdiğiniz zaman karavanla çıkmanız biraz zor oluyor. Şehrin altı da resmen otoban tarzında tünellerle örülmüş. Tabii kışın yoğun olması nedeniyle yani arabayla gezdik aslında, karavanla gezdik. Fakat zamanınız varsa bir yeri park edip gezmek daha mantıklı olur. Biz şehir merkezini karavanla gezdikten sonra Parlamento binası, Nobel Barış Ödülü binası, Akershus Kalesi, Opera binası etrafında dolanarak şehri tanımış olduk. Bu da bize yetti. Norveç'ten sonraki amacımız doğrudan Nordkap'a gitmek değil, Norveç'in en güneyine inip buradan Norveç'in en kuzeyine gitmek. Bu rotamızı daha önce Ankara'da belirlemiştik. Buraya bir tane ara rota ekledik. Hettal Stiv Ahşap Kilisesi. Bu Norveç'te çok meşhur bu kiliseler. Hiç çivi kullanılmadan ahşap mandallarla yapılan kiliseler. Tamamen ahşap. Halen kullananlar da var. Bu da kiliseye pazar günleri ve ayin yapılıyor. Notenden Belediyesi'nin sınırları içerisinde. Bunun yakınında bir karavan kamp park yeri de var. Fakat biz burada kalmadık. Yakında ücretli park alanları da var. Ama park, karavan park için olan bölgede kalıcı olan karavanları da gördük. Konaklayan karavanları da gördük. Biz yolumuza devam ettik. Kamp alanlarında karavan ihtiyaçları da giderilebiliyor. Belli bir ücret karşılığında. İlla konaklamanız şart değil. Norveç'e gideceklere muhakkak tavsiye ettiğimiz, daha önceki paylaşımlarımızda da yer alan yol rota bilgileri. Bununla ilgili bir uygulama ve web sitesi var. Vesvegen diye. Bu rota bilgisi olursa gideceğiniz yol üzerindeki yükseklikler, yolun kapalı olup olmadığı, açık olması durumuna göre çeşitli bilgiler yer almakta. Bunu şiddetle tavsiye ediyoruz Norveç yollarını kullanacaklara. Bizim de başımıza geldi. Buradan gittikten sonra aşağı inerken bir demir yolu altından geçmek zorunda kaldık. Bizim karavanın yaklaşık yüklüğü 3 metreye yakın. Fakat 2.6 metreyi görünce şok olduk. Çünkü geldiğimiz yolda biraz sıkıntılıydı. Tekrar geri dönmek bizi biraz yoracaktı. Fakat biraz ölçüm yaparak 2.6'dan daha fazla olduğunu gördük. Yavaş yavaş arabayı ilerleterek, karavanımızı ilerleterek altından geçtik. Herhangi bir sorun yaşamadık ama buna benzer sorunları yaşamamamız için uygulamadan bakarak yolunuzu emniyete almanızı tavsiye ederiz. Arada sırada Norveç market fiyatlarını da yansıtıyoruz. Bu rakamları 2.5'la çarpmak gerekiyor. Norveç'te sayısını hatırlayamayacağım kadar tünellerden geçtik ve birçoğu çok uzundu. Bununla ilgili hem otoban hem tüneller ve karayolu ile ilgili ayrı detaylı bir bilgi daha sonra paylaşacağım. Norveç'e gidecekleri de yararlı olacaktır. Norveç'in tabiatının gerçekten çok güzel olduğunu burada tekrar söylemeye gerek yok. Her bölge, her gittiğiniz yer durup fotoğraf çektirip konaklayabileceğiniz tarzda. Yani her yerin fotoğrafını çekseniz herhalde bir seneden önce çıkamazsınız. Gayet hoş bölgeler var, yerler var. Buralarda konaklayıp sabahleyin, buralarda bir çay içmek gerçekten çok keyifli olurdu.
Burada kalmak isterdik fakat kalmadığımız iyi olmuş. Çünkü gerçekten muhteşem bir yerde kaldık. Akşamleyin vardığımız zaman biraz hava yağmurluydu. Biz de oğlumla birlikte bu yağmurlu havada gölde gayet keyifli zamanlar geçirdik. Göl ilk başta bize soğukmuş gibi geldi fakat içerisi çok ılıktı. O yağmurlu havanın arkasından böyle bir sabah güneşli havada uyanmak bizi çok mutlu etti. Hayalini kurduğumuz şey de burada işte. Norveç'te Mottagvit görürseniz burasının ücretli olduğunu anlamanız gerekiyor. Ona göre dikkatli olmanız gerekir. Şimdi size de burayı ufak bir turla tanıtalım.
I'm always home. Your eyes for love is your love alive. The rain's been rising incompletely. The rain. Bu bölümde de kendi tecrübelerimiz ışığında karavanda temizlik, çamaşır, duş ve kişisel bakımla ilgili tecrübelerimizi size aktarıyoruz. Umarım size de faydalı olur. Gelecek bölümde Christiansen, sonrasında Lindesnes, Deniz Feneri ve başka bir fiyortta görüşmek dileğiyle.